Ömür Bozası'nın üretim tesislerindeyiz ve yanımızda üçüncü kuşak firma sahibi Atakan Bey var. Atakan Bey merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Bizi burada ağırladığınız için çok çok teşekkür ederiz. Siz de geldiğiniz için biz çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Evet Atakan Bey, biraz kendinizden ve firmanızdan bize bahsedebilir misiniz? İzleyicilerimiz tabii ki bilgi sahibi olsunlar. Tabii ki. Benim adım Atakan Kuşku. Üçüncü kuşak bozacıyız. Evet. Ömür Boza'nın ismini üçüncü kuşak olarak kardeşimle beraber devam ettirmeye çalışıyoruz. Ne güzel. İşte kış dönemlerinde sizin de bildiğiniz gibi Eylül ayında başlayıp Mart ayına kadar giden bir boza satışımız var. Bu dönemlerde ürünümüzü üretip piyasaya sunuyoruz. Peki yazın, yani evet bizim çocukluğumuzun lezzeti. Yani boza boza diye gelip de evdeki ebeveynlerin alıp da içmediği bizim jenerasyon yoktur bozanın. Doğru. Ve ben gayet severek içerim. Peki yazın firmanız farklı ürünler üretmiyor mu? Yani sadece bozada mı kalıyoruz? Ya aslında bakarsanız gönül ister ki bozayı biz 12 ay insanlarımıza tattırıp içirebilelim. Ama tabii şöyle bir durum var. Bir algı var daha doğrusu boza ile ilgili. Hı hı. Boza kışın içilir, yazın içilmez diye bir algı var. Aslında bakarsanız yazın da çok rahat bir şekilde boza içilebilir, tüketilebilir. Hatta serinletici, rahatlatıcı bir özelliği de vardır bozanın. Aslında dondurma da kışın tüketilmez. Tabii aynı. Artık kışın da dondurma tatlı niyetine tüketilir. Ya tabii ki mesela bir markete girdiğiniz zaman bozulacak birçok ürün var. Tabii dondurması var, yoğurdu var, peyniri var. Bunların hep soğuk zincir dolaplarda duruyorlar. Hı hı. Bizim ürünümüz de yaz sıcaklarında yine soğuk dolaplarda durup yine insanların evine gidebilir. Yani aslında kışın eskilerden kışın satılmasının sebebi bozulmamasını sağlamak amacıyla kışın satılıyor. Tabii ki yani eskiden aslında tabii yazında tüketilecek. Tabii eskiden insanların yani evinde bile bakarsanız çok eski yıllarda dolap yokmuş. Sonradan tabii evlerimize dolaplar girmiş zaman içerisinde. Hı hı. Şimdi hangi markete giderseniz gidin dolap tabii, var. Tabii. Evet tabii bunu biz tabii insanlarımıza anlatmaya çalışıyoruz. Yani bozayı yazın da tüketebilirsiniz diye söyle anlatmaya çalışıyoruz ama İnşallah biz de izleyicilerimize tabii ki inşallah tabii. Yani bunun yazın da tüketilecek bir ürün olduğunu tabii ki dile getirmiş olalım. Peki Atakan Bey, neden boza içmeliyiz? Yani ben bunun faydalı olduğunu biliyorum. Çünkü fermente edilmiş bir şeyin içinde mikrobiyolojik olarak tabii. Çok fazla yararlı bakteri olduğunu biliyorum. Ama neden boza tüketmeliyiz? Ya tabii şimdi biz dedelerimizden, babalarımızdan bozanın hep çok faydalı olduğunu çok öğrendik. İnternet açtığımız zaman, boza ile ilgili araştırma yaptığımız zaman birçok doktor arkadaşımızın veya bu konuda bilgili arkadaşlarımızın boza ile ilgili işte şu vitaminler olduğunu hep duyduk, gördük. Hı-hı. Ama tabii biz şimdi bozacı olarak biz de bunu kendine emin olmak istedik. Evet. Biz bozalarımızı aldık, gerekli üniversitelerde, TÜBİTAK'ta gerekli araştırmalarımızı yaptık. Ve bozanın içerisinde gerçekten olabilecek yüksek miktarda A vitamini, B vitamini, bakır ve çinkonun olduğunu bunları gördük. Ayrıyeten tabii fermente bir ürün. Evet. Fermentasyondan dolayı içerisinde bir laktik asit bakteriler oluşmakta. Bu da tabii insan sağlığı açısından bağışıklık sistemini hazım kolaylaştırma, bağışıklık sistemini için özellikle de mesela şimdi tabii 1,5 seneden beri yaşadığımız pandemi döneminde. İnsanların bağışıklık sistemini güçlendirmesi için tabii ara ara biz de boza içmelerini öneriyoruz. Tabii içinde gerçekten enerji verdiğini biliyoruz. Yüksek kalorili bir içecek. Hı hı. Tabii insanların bu yüzden dolayı yani hem kendi sağlıkları için hem de sevdikleri için, çocukları için boza içmelerini tavsiye ediyoruz. Benim yaptığım araştırmalara göre hani Yeniçeriler falan filan da savaşmadan önce sürekli boza içerlermiş enerji versin diye. Arkadaşlar bir nevi enerji patlaması. Ama tabii kalorisi de yüksek olduğu için ağır işler yapan ya da sporcular mesela çok rahat kullanabilir. Değişik probiyotik tozlar ya da bulklar içeceğinize bozayı içebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü enerji çok yüksek bir içecek. Ve dediğim gibi yani bizim atalarımız, dedelerimiz bile enerji versin diye boza içiyorlarmış. Siz de zaten boza ile devam ediyorsunuz ama ediyoruz tabii ki. Ben burada birazcık değişik ürünlerinizi de görüyorum. Ya bir tabii ki. Bozanın da olanları işte içi meyveli olanları, bilmem neli olanları, arkadaşlar daha üretime başlamadıkları için şu anda boza tüketimi çok fazla olduğu için onları size burada gösteremedik.
Meyveli olanlarını da yapıyorsunuz. Evet evet. Yani şu, özellikle biz bu tabii meyveli bozak içinde gerçek meyveleri kullandık. Çilek meyvesini kullandık. Orman meyvelerini kullandık. Evet. Muz kullandık. Bu tabii gerçek meyveleri kullanarak bozamızla tabii farklı bir üretim aşamasıyla meyveli boza çıkarttık ortaya. Hı-hı. Gerçekten kaliteli ve güzel bir lezzetli güzel bir ürün oldu. Tabii bunu yapmamızın amacı dediğim gibi hem 12 ay bozanın satılmasını sağlamak, hı-hı, hem de bozayı sevmeyen, yani şimdi olabiliyor bozayı sevmeyen arkadaşlarımız olabiliyor. Tabii illa ki. Bozayı sevmeyen kişilere daha farklı bir lezzet sunmak istedik. Birazcık kekremsi bir tat ve çocukluğunda tabii, tabii, o tadı tabii, bir şekilde hatırlıyor olması lazım ki bozayı içebilsin. Tabii içebilsin. Bunu hatırlamıyorsa değişik bir tat gelebilir. Ya şöyle bir şey aslında bakarsanız ben bunu bir yine internette okumuştum. Çok da bana mantıklı geldi. Bir insan bozayı ya sever ya sevmez. Şu da şöyle bir şey, çünkü bir insan bozayı ilk defa içiyorsa ve güzel bir taze bir bozaya denk geldiyse hayatı boyunca o bozayı hatırlıyor. Ama bir insan şimdi bekleme koşulları çok önemli bozanın. Fermente bir ürün. Fermente olduğu için. Ekşi bir bozaya denk geldiği zaman hayatında ilk defa içtiği bozayı bir daha hep bozayı öyle hatırlıyor. Bir daha hep bozadan kaçıyor. Tabii yani biz de bu insanlar bunu kırabilmek için içine meyve özlerini koyarak bir meyveli bir ürün ortaya çıkarttık. Peki o ürününüzde tat olarak birazcık daha hafif anladığım kadarıyla değil mi? Meyve tabii, daha baskın geliyor. Tabii, o yani, kekremsi tat, bozanın sevdiğimiz o tadı. Birazcık da biraz meyveyle... daha yani meyve baskısı var meyve üzerinde. Baskısı yani bir çilek var. Mesela bir çilekli boza içtiğiniz zaman daha bir çilek bir tadını alıyorsunuz. Tabii gerçek bir çilek var içinde. Tabii ama içtikten sonra arkasından bir de bozanın vermiş olduğu o ekşiyle alıyorsunuz. Tabii o malt tadı. Ha, onu alıyorsunuz arkasından. O malt tadı gelmeyle. Tabii şimdi şöyle bir şey. Yani tabii biz meyveli boza şu anda sezon yeni başladı ama tabii sade bozaya çok talep var bu ara. Ama tabii biz şimdi 12. ayla beraber tabii meyveli boza üretimimize de başlayacağız. Yine işte Bursa'da veya işte diğer illerdeki arkadaşlarımız yine ulusal zincir veya işte kendi yerel marketlerde de ulaşabilirler. Hangi marketlerde varız? Hani Bursalılar zaten sizi tanıyorlar. Ya tabii biz Bursa'daki bütün yerel zincir marketlerde varız. Meyveli bozalarımız da önümüzdeki Aralık ayı itibariyle yine Türkiye ulusalda bin marketlerinde rafta satışa girecek. Çok güzel olmuş. Tabii dönemsel bir satış olacak aslında bakarsınız bu. Şimdi bir deneme testi gibi. Deneme testi olacak gibi. Aslında bakarsınız 3-4 kere biz yine bir çalışma yaptık bin marketleriyle. Tabii bu tabii oradan güzel bir talep aldığımız için şu anda tekrar bir üretime geçiyoruz. Çok iyi, çok iyi. Yani bir Bursa firması olarak teşekkür ederiz. Böyle başarılar elde ettiniz. Bir Bursalı olarak beni de çok mutlu ediyor. Çünkü çocukluğumuzun teşekkür ederiz tabii. Tadısınız. Hatta tadalım da bakalım. Tadalım tabii ki, evet. Hazır tazecik bozanın menbaına gelmişiz. Afiyet olsun. Nasıl, beğendiniz mi? Evet arkadaşlar, taze bozanın tadı gerçekten bir başta oluyor. Direkt kendinizi çocukluğunuza götürüyorsunuz. Peki izleyicilerimiz hep içiyor bunu. Yani Bursalı olup da boza içmeyen ve sizin adınızı duymayan yoktur. Peki biz bozayı nasıl yapıyoruz? Biraz tabii, izleyicilerimiz onları biraz da öğrensinler. Böyle kısaca basit bir şekilde anlatmaya çalışayım. Evet, yani herkesin anlayacağı tarzda. Tabii, yani biz şimdi tabii bozanın içinde biz iki tane ham madde kullanıyoruz. Yani tabii bunun şekeri, suyu, peti ayrı ama bizim için önemli olan kullandığımız mısır ve kullandığımız darı. Darı ve mısırdan üretiyoruz biz ürünlerimizi. Mısırı Ege bölgesinin mısırlarını kullanıyoruz. Darımız da Kütahya bölgesinin darılarını kullanıyoruz. Önce bu belli oranlarda darıyla mısırı karıştırıp değirmenimize öğütüyoruz. Kırıyoruz biz, kırıyoruz, toz haline. Yani aslında un gibi değil ama birazcık bir kırma işlemi gerçekleştiriyoruz. Hı-hı. İçindeki özütü çıkarmak, için. Sonra bu kırdığımız ürünler belli oranlarda yani aşağı yukarı 2,5-3 saat kadar biz bunları pişiriyoruz. Bozalarımızı ki içindeki özünü lezzetini gezdik arkadaşlar. Evet. Şimdi üretim görüntüleri de çıkartabilmek için içindeki özünü çıkartabilmek devreye için. Girer. Tabii bundan sonra bizim bir de bozayı bir mayalama aşamamız var. Tabii şimdi kendi dedelerimizden, babalarımızdan öğrendiğimiz teknikleri kullanarak bozalarımızı belli bir süre bu mayalanmaya bırakıyoruz. Hı hı. Tabii bu 36 saatle 48 saat arasında değişebiliyor. Sonra ürettiğimiz bozaları eğer olmuşsa, yani bu ürünü piyasaya verebilecek durumda mayalanmışsa, yani içindeki o probiyotikler diyelim, çünkü probiyotik bir ürün, eğer aktif hale geldiyse, hı hı, biz bunları şişelere koyuyoruz ve piyasaya müşterilerimizin beğenisine gönderiyoruz. Şey falan yok, üretim testinizi gördük. Yani arkadaşlar, mayalandıktan sonra boza hali ve posa hali oluyor. Yani şey gibi düşünün, kırılmış olan ürünü, evet, kaynatıyoruz. Kaynattıktan sonra mayasını koyuyoruz.
ve mayalanıyor. Mayalandıktan sonra bu aslında bizim içtiğimiz onun suyu. Evet. Bir de posası var. Posası hayvan yemi olarak veriliyormuş. Çünkü gezdiğim için şimdi ben de öğrendim, size anlatayım. Sonrasında bu ürüne başka hiçbir şey katılmıyor. Aynen. Yani renklendirici, tatlandırıcı, efendime söyleyeyim, koruyucu madde. Bu direkt arkadaşlar boza, hani ayrıldığı zaman mayalandıktan sonra içindeki su direkt boza oluyor. Bu yönden de çok rahat içilebilir ve tüketilebilir bir gıda. Zaten eskiler bunu yapmış, içtiyse emin olun bu güzel bir şeydir. Bence çocuklarımıza falan içmemiz evet, evet. gerekiyor. Zaten 1-2 ay içinde tüm zincir marketlerde görecekler. Bunların meyveli olanların da büyük bir ihtimal çocuklar çok sever. Sevecek. Çocuklarımız pek böyle kekremsi tatları sevmiyor. Doğru. O yüzden bence çok başarılı. Zaten bizim çocukluğumuzun tadı, ben çok memnun kaldım. Çok teşekkür ederim. Taze olması da ekstra. Zaten o yüzden herhalde kışın günlük taze şekilde tabii, tabii. eskilerden öyle dağıtılırmış. Doğru. Hemen boza boza diye bağırılıp çıkardın, alırdın tazecik. Doğru. Geçerdin giderdin. Arkadaşlar arkamda görüyorsunuz, aynı zamanda limonata, karadut suyu gibi, vişne suyu gibi ürünleri de var firmanın. Yazın bunları da yapıyorlar. Vallahi Bursa firması arkadaşlar, yani siz de alırken birazcık milliyetçi olarak hani Bursa'mızı güçlendirelim. Dışarıdan başka boza alacağınızı, bozayı seviyorsanız bu bozadan için arkadaşlar, ki Bursa'mız kazansın. Çok teşekkür ederim. Atakan Bey 3 kuşaktır bu boza üretimine devam etmeye çalışıyor. Ve sadece kışlık bir ürün olduğu maalesef, için de hani tüm yıla yayamamak kötüdür bir işletme için. Peki Atakan Bey, izleyicilerimiz gitti marketten sizin atıyorum şu boyumuzu aldı. Evet. Bu boyumuz 1 mililitre, yani 1 litre, 1 litre. Mililitre. Biz bunu aldık. 2 kişiyiz. Evimize aldık. İşte birer bardak içtik, yarısı kaldı. Bunu ne kadar saklamalıyız? Ne kadar saklayabiliriz? Ya da aynı tadı yakalayabilmek için atıyorum kaç gün içinde tüketmeliyiz? Ya tabii az önce bahsettiğim gibi fermente bir ürün. Biz bozalarımızı uygun şartlar sağlandık durumda tam 1 ay 30 gün SKT veriyoruz. Hı hı. Uygun şartlar dedim nedir? Buzdolabı koşulları. Buzdolabında tamam. sakladığınız zaman. Mesela şimdi aldınız bozayı, açtınız, evde birer bardak içtiniz. Evet. Sonra dolaba koydunuz. O 30 aynen. gün boza ısınmadıktan sonra 30 gün devam ediyor. Ha, ama şunu da eklemek istiyorum. Şimdi 30 gün oldu, bu boza bozuldu anlamına gelmiyor. Eğer siz bu bozayı biraz mahoş seviyorsanız. Ya ben daha böyle eski... Durdukça ağırlaşmaya evet. başlıyor yani ufak ufak. Aslında bakarsanız duran boza, biraz mahoş olan boza, hı-hı. içindeki laktik asit bakterileri daha çok çıkacağı için daha sağlıklı bir hale geliyor. Ama tabi bu sefer de ağzımızın keyfi kaçıyor. Ben o zaman o tarz bir şeyi şeye benzeteyim, kefir. Kefir tadı gibi, çok kötüdür. Evet doğru. Yani ben içemem, bayanlar hani bir şekilde doğru. laktik asit alabilirim ya da probiyotik bir şeyler alabilirim diye içiyorlar. Onun yerine boza içebilirler o zaman. Tabi içebilirler tabii ki. Yani çünkü sonuçta aynı malzeme. Tabii tabii. O da fermente bir ürün, bu da fermente, bu da fermente bir ürün. Birisi süt tarafı, birisi tahıl tarafının fermentesi. Gayet başarılı. Arkadaşlar bir ay saklayabiliyormuşuz aldığımızda. Gayet iyi bir uzun ömür. Yani burada diğer gazlı içecekleri aldığınızda ikinci gün gazı kaçıyor, açtın kapadın. Ben bozayı gerçekten çok seviyorum. Ve ömür bozasını da çocukluğumdan beri sürekli gazlılardaki yerinizden hep evet. alışveriş yaparız. Arkadaşlar şişman bozayı sevdi.